Arkadaşlarımız da haber nöbetlerini tutmaya başladılar. Özellikle 4 günlük 15 şehirde, 14 büyük şehir ve Zonguldak'ta 4 günlük bir kısıtlamanın 3. günündeyiz. Hemen canlı noktalarımıza uzanalım. Ankara'da birazdan Murat gelişmeleri aktaracak ama önce İstanbul ve Çağdaş, yeni günle birlikte İstanbul'da neler yaşanıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması var, biliyoruz, trafik yok, meydanlar boş ama önlemler de devam ediyor. Bir de elbette bugüne dair, geride bıraktığımız 2 gün değil ama bugüne dair bazı noktalarda esnemeye gidilecek kısıtlamada. Detayları paylaş lütfen. Öncelikle Türkiye'nin en kalabalık kenti en sakin zamanlarını yaşıyor. Belirttiğiniz gibi kısıtlamanın 3. günde de İstanbul sessizliğe bürünmüş durumda. Peki bugün neler yaşanacak, neler olacak? Öncelikle onunla bahsedeyim. Ayhan Arıtürk sizlere Kadıköy Meydanı ve Kadıköy sokaklarının sessizliğini ve sakinliğini gösterirken ben de notlarımı izleyenlerimle paylaşmak isterim. Öncelikle 6. kısıtlama tam da hedeflendiği gibi ilerliyor. Polis ekipleri yine ve her zamanki gibi her bir noktada denetimlerini sürdürüyorlar. Bugün bir istisna var. Bugün marketler, manavlar, kasaplar saat 10 ile 16 arası faaliyet gösterecekler. Vatandaşlar 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere adres servisi şeklinde satışlarını yapabilecekler. Tabii bugün bilindiği üzere aslında Başkan Erdoğan Önder kabine toplantısı da yapılacak ve Ramazan bayramı için tedbirler açıklanacak. Aynı zamanda süreç hakkında da yeni gelişmelerin beklendiğini belirtelim. Tabi aslında geride bıraktığımız 2 gün boyunca hem 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıktıklarını ve pazar günü onlara ayırdıklarını görmüştük. Aslında bugün de geride bıraktığımız günlere nazaran biraz daha sakin olacağını belirtelim. Tabi kabine toplantısından sonra yeni açıklanacak tedbirlerle ve bu süreç hakkındaki açıklanacak tedbirlerle biz de gelişmelerimizin takip edeceğiz. Bizler sokakların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu noktada olduğu gibi tıpkı İstanbul'un her bir noktası haliyle sessizliğe bürünmüş durumda sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan. Ancak tabii ilerleyen günlerde İstanbul yine hareketlenebilir. Bugün sessiz başladı ve öyle de sürdürmeye devam edecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Peki Ankara, Ankara'da durum ne? Murat Kızılay'da buradan görebildiğimiz kadarıyla detayları aktarması için de sözü hemen Murat'a bırakalım. Ankara'da neler yaşanıyor kısıtlamanın 3. gününde? Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde başkent Ankara sokaklarının bu saatlerde özellikle biraz hareketli olduğunu belirtebiliriz. Çünkü bugün saat 10 ile 16 arasında marketler, bakkallar ve kasaplar açık olacak. Tabii orada çalışan personeller de yine geçiş güzergahı olarak yine toplu taşıma kullanmak için Kızılay'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na geliyor. Hemen karşıda göreceksiniz, kameraman arkadaşım Muhammed Geçer de sizlere gösteriyor. Bir trafik noktası orada kurulmuş durumda. Bir polis ekibi de yine orada durdurma ve denetim işlemlerini yapıyor. İzinsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Bir de Atatürk Bulvarı'ndan meclise yönelik, meclise doğru giden güzergaha bakalım dilerseniz. Burada da trafiğin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Çünkü araçlar tek tek durduruluyor. İzin belgelerinin olup olmadığı soruluyor. İzini olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Aynı zamanda yine cezanın kesildiğini de belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi bugün manavlar, kasaplar, bakkallar da açık olacak. Saat 10 ile 16 arasında bugün ve yarın açık olacak. Bu nedenle orada çalışan personellerin de yine Kızılay üzerinden iş yerlerine gittiğini biliyoruz. Toplu taşımaların merkezi noktalarından biri 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı. Öte yandan eczaneler, veterinerler ve su, gazete ve tüp bayileri de bu süreçte çalışmalarını sürdürüyor. Dilerseniz o yoğunluğu da yine duraktan görebilirsiniz. Karşıda durakta çok sayıda vatandaş da toplu taşıma araçlarının gelmesini bekliyor. Onlar da işlerine gitmek için başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde tek yönlü de olsa hafif bir trafikte denetimlerden dolayı sıkışma olduğunu görüyoruz. Yine çok sayıda vatandaşın da durakta beklediğini, iş yerine gitmesi için beklediğini görüyoruz. İlerleyen saatlerde otobüs sefer sayılarında da yine düşüşler olacak. Sabahın erken saatleri olduğu için sefer sayılarında artma vardı. Ancak an itibariyle başkent Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde biraz hareketliliğin olduğunu
belirtmemiz mümkün. Dediğimiz gibi bu kapsamda manavlar, bakkallar ve kasaplar bugün ve yarın saat 10 ile 16 arasında açık olacak. Bu nedenle de yoğunluğun yaşandığı